Şimdi biz ön evine de gittik. Dedik ki hakkında böyle iddialar var. Sen saklıyor musun? Ne yapıyorsun? Yani benim en dikkat ettiğim nokta herkesin cevap hakkını kullanması gerektiği yönünde. En sağlıklı yayın da o zaman oluyor. Bakın Ömer'in evinin orada neler yaşandı. Gelsin ekranlarınıza. Hocam öldürsem silah orta dolu. Silah istiyorum ben. Silah! Ceza da olsa, bela da olsa bu matili çıkartacağım ben. Ne zaman hocamın katili çıktı ben susarım. Rukiye Ömer'in yanında mı? Buraya gelmedi dedi. Yani biz öyle bir şey almadık dedi Ömer Bey'den. Öyle bir para almadık. Buraya da teslim etmedi dedi. Komutan söyledi bunu yani. Tamam biz iki gün önce sen bize söylediğinde ve emniyete teslim ettim dediğinde biz aradık. Sığınma evinde değil, emniyete teslim ettin dedin sen bize. Emniyet nereye götürecek? Sığınma evine götürecek. Tamam da biz komutanlarla konuştuğumuzda böyle bir şeyin olmadığını söylediler. Aa, şimdi gelecek, şimdi sorarsın. Tamam, şimdi gelsin, ben de şimdi soracağım. Neden kaçmadık ya? Ben kaçmadım hiçbir yere. Çok merak ettim. Tek başına kaldı. Biz seni çok merak ettik ama dünden beri ulaşamıyoruz. Niye merak ettin, etmem? Peki neden bıraktın? Beyin kırısı geçirdim onlarda. Beyin kırısı geçirdim ben. Beyin kırısı, haberin var mı? Herkes seni çok merak etti. Herkesten çok merak ettireceğim. Sülük savcılığına çıkacağım şimdi. Sizin evleneceğini duyduk vallahi. Sizin bir arkadaşınız aradı bizi. Siz benim bile evleneceğine emin misiniz? Ben değilim. Ben nereden bileyim? Soru soruyorum zaten. Muhatabım o sizsiniz. Zaman... Bunun yanıtı sizde. Ömer abi. Evinde çekim yapmadık. Camiye sakladığın iddialarına camide çekim yaptık biz. Ben size burada gelen ekibi kırmamak için iki kelime bir şey konuşayım dedim. Sizi de kırmayayım. İleride boğazım iyi değil, ben hastayım diyorum bak. Şimdi niye onların sözünü dinlemedi? Doğru bir söz. Doğru. Çok haklısın ondan. Zaten abisi gel, eğer sahip çıkabilseydi ailesi, bak sahip çıkabilseydi, yardımcı olsaydı ne bu kadının başına bu haller gelirdi ne bu rezillik olurdu. Aynı fikirdeyim tamam sizinle. Ömer Bey bakın ben işin sadedine konuşalım da. Şimdi siz bana dediniz ki bu cinayet çözülebilir. Eğer üçü böyle sırt sırta yani evet, çocuklarıyla evet, çocuklarıyla. Ama bakın Allah'ınızı seversiniz. Siz şeyde galiba Foça'da SAT komandosu muydunuz? Komandoymuşsunuz bildiğim kadarıyla. Doğru mu bilmiyorum ama. Evet, komando olduğunuzu söylüyorsunuz. Doğru, ben İzmir Foça'da yaptım. Komando olarak yapmışsınız. Dolayısıyla evet, siz yani silah kullanmasını bilen, barut izi olduğunu, insan vücuduna nasıl o barutun bulaşabileceğini bilen tecrübeli bir insansınız. Şimdi bana söyler misiniz? Evet. İçeride biz otopsi raporları da ortada. Bir dakika. Ömer Bey sorumu bitireyim. Lütfen sorumu bitireyim. Bakın orada andının ortasına silah dayanarak kocasının öldürüldüğünü kabul ediyor. Üzerinde hiçbir kan lekesi olmadığını söylüyor. Size rica ediyorum, o swap izini bana nasıl açıklıyorsunuz? Bana rica etme, ben olay yeri inceleme ekibi değilim. Benim öyle bir yetkim de yok, karar verme selahiyetim de yok. Benim bazı bildiğim bilgileri aydınlatmak için emniyetin, bilmem emniyet güçlerinin bildiğim bir şey varsa bunu anlatma yetkim var. Benim başka bir yetkim yok. Peki swap'a kaçamak yanıt veriyorsunuz. Swap'a kaçamak yanıt veriyorsunuz. Swap meselesine, barut izi meselesine kaçamak yanıt veriyorsunuz. Peki ben size o zaman net bir soru sorayım. Açık bir net soru sorayım. Sizce Rukiye cinayeti işlemiş midir, işlememiş midir? Zaten Rukiye cinayeti işlediğine benim kalbim kanaat getirse benim kendi elimle teslim ederim emniyete. Ve o bilgiyi alırım, emniyete teslim ederim o kadını ben. Kimse
gördünüz mü? Geldi, sesim açık mı? Böyle kalsın, böyle kalsın, sonra tekrar okursunuz. Eve yaklaşmamıza izin vermedi. Neden? Çünkü Rukiye oradaydı. Bunu da neye dayanarak söylüyoruz? O görüntüleri çekti Rukiye'yi ve Ömer'i gördüğünü söyleyen o ihbarcı telefon attığımızda birazdan onunla konuşacağız. Ama bizim ekibimizin eve yaklaşmasına izin vermiyor çünkü Rukiye o sırada evde. Gafil avlandılar. Aynen. Devam edelim VTR'ye lütfen. Ekibe gafil avlandılar bu defa. Evet. Daha başta bir adamım. Ne alakası var? Ayıp ya. Ayıp mı bir şey var? İnsan ne asılmaz. Ben oraya gelmeyin, siz buraya bir gelin o zaman. Ne geleceğim, benim işim ne sizinle? Bir işiniz yok. Ya. Bak, oradasın. Ne yapacağım? Kömüre ayıp ediyorsun, kömüre. Ömer Bey. Ömer Bey. Hayır, gelemem ben. Benim sizinle işim olmaz. Ben daha da çirkin olamayacağım. Bir işin olduğu için değil. Ya, ne soracağım, sorun. Şimdi o bip denen yerde akıl almaz küfürler ediyor. Aynısını bin katını yani. Size iade ediyoruz. Ekibime bunları söylediğin için. Gazeteci görevini yapıyor. Cevap hakkı da ne? Sana bazı sorular sormaya gelmişiz orada. Ekibi içeri yaklaştırmıyor. Sevdi. Çünkü o sırada Rukiye orada var. Rukiye orada. Sonra arkasından Ömer'i bir yerde ve Rukiye de büyük olasılıkla aynı yerde görüntülerini bir kişi çekiyor. Ben tebrik ediyorum kendisini. O kişi de telefon attığında. Önce o kişiyi telefon attığını alayım. Sonra çektiği görüntüleri ekranlarınıza getireceğim. Çünkü bulunduğu mevki de onu da söylüyor. Alo, hatta mısınız? Hattayım Didem Hanım. Merhabalar, tebrik ediyorum sizi bu görüntüyü çektiğiniz için öncelikle. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Allah bu görüntüyü ekrana getirdikten sonra... Neyse, görüntü ekranları bir gelsin. Ne çekmiş beyefendi? Sonra gördüğü ve bildiği şeyleri bize anlatsın. İzleyelim lütfen. Bir dakika lütfen. Biz sabah eve görüntüleri çektikten sonra, daha doğrusu evine gidip röportaj yapmak istediğimizde Rukiye oradalar, beraberler. Sonra dışarı çıkıyorlar ve beyefendi o sırada onları bir aracın içinde görüyor. Gelsin ekranlara. Takip. Şimdi gördüğünüz araç, beyefendinin de çektiği araç adliyenin önünde. O görüntüleri de bir yandan aslında dörtlü pencerede okursanız güzel olurdu. Şimdi o araç, adliyenin önündeki araç da aynı araç. Yani beyaz bir station araba. O arabayı şu anda kim kullanıyordu? Siz söyleyin isterseniz. Ne gördünüz, onları nerede? Yani içinde Ömer'in ve Rukiye'nin olduğuna emin misiniz beyefendi?